Ceyhan'ın haber ekranında. Ceyhan Medya Evi Sesli Gazete'desiniz. Hoş geldiniz. Bölgemizde neler oluyor hep birlikte bakalım. Ceyhan'da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından başöğretmenlik unvanının veriliş yıl dönümü olan 24 Kasım Öğretmenler Günü, Ceyhan'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, saat 9.30'da Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na Milli Eğitim Müdür Vekili Hasan Bülbül'ün çelenk sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Saat 10'da Murat Göğebakan Kültür Merkezi'nde devam eden programda. Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Hüseyin Baraday, şehit öğretmenlerimiz ve ebediyete irtihal eden tüm öğretmenlerin ruhları için Kur'an-ı Kerim okudu, tüm katılanlarca Fatiha okundu. Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer'in kutlama mesajı okundu. Göreve yeni başlayan öğretmenler adına, Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu İngilizce öğretmeni Berna Akbalık konuşma yaptı. İlçemizden emekli olmuş öğretmenler adına Mehmet Faik Eker konuşmasını yaptı. Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen şiir yarışmasında birinci olan Arif Hasan Bilici İmam Hatip Ortaokulu Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Netice Çelik Uyanık'ın eserini Sakarya Ortaokulu Öğretmeni Murat Çağal okudu. Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen kompozisyon yarışmasında birinci olan Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Bircan Gengeç'in eserini 6 Ocak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Rabia Yılmaz okudu. Adaylığı kalkan genç öğretmenlerimize, Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ömer Ala tarafından yeminleri ettirildi. Cumhuriyet İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni müdür yardımcısı Yaşar Gürdal, Şehit Fehmi Koç İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni okul müdürü İsmail Tosun, Remzi Oğuz Arık İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni Muammer Aslan, İhsan Demirtaş İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni Kadir Cangör, Heydar Aliye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekli olan Emine Özaltın, Şehit İsa Çiçek İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni Arif Apar, 5 Ocak İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni Mehmet Faik Eker, Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden emekli olan Mustafa Karaca, Gazi Ortaokulu'ndan emekli olan Nilgün Melike Uzel, 60. Yıl Manas İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni okul müdürü Çetin Ulaş, Şehit İsa Çiçek İlkokulu'ndan emekli olan sınıf öğretmeni Hatice Sönmezler'e plaketleri Kaymakam Doktor Bayram Yılmaz tarafından takdim edildi. Ceyhan Şehit Tuncay Ateş İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin hazırlamış olduğu Şehit Öğretmenler Oratoryosu sunuldu. Program katılanlar tarafından ilgi ve beğeniyle seyredildi. Adana Barosu ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Adana Barosu ile Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Ceyhan'da basın açıklaması gerçekleştirildi. Ceyhan Adalet Sarayı önünde gerçekleşen basın açıklamasında İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz denildi. Başkan Yardımcısı Miyaser Önenli tarafından yapılan basın açıklamasında şunlar ifade edildi. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde kadınlar dünyanın her yerinde, yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete dikkat çekerek mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin ve sürdürülebilir bir mücadele için toplumu ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırmaktadır. Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarına karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşam hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde çekilmesi, Türk Medeni Kanunu ile ve 6284 sayılı yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyuna sürekli gündemde tutulması, layık ve bilimsel eğitimden uzaklaşılması, toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredatlardan çıkartılması, kadını özgür birey olarak görmeyip sadece aile içinde bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politik uygulamalar ve benzeri pek çok nedenlerle
kadınlar daha fazla şiddete açık hale getirilmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın önemini biliyoruz. Ancak bunun yanında mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiksiz ve tutarlılıkla uygulanmasının daha da önemli olduğunu farkındayız. Maalesef ülkemizde yasal düzenlemeler uygulamalara yansımamakta, siyasilerin, üniversitelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kamu kurum ve kuruluşlarının, kadına yönelik açıklamalarının kadınların yasalarla elde ettiği kazanımların uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaktadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politika olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında toplumsal zihniyetin değiştirilmesi de çok önem arz etmektedir. Bu bağlamda devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturulmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeyi kaldırmaya yönelik çalışmalara destek olunmasını ve İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı olarak çekilmesini, kadına yönelik şiddete karşı kadınları korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını görmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu, 6284 sayılı kanun, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarla eksiksiz uygulanması, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi, nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir. TÜBAKOM ve Kadın Hakları Komisyonu ve biz Adana Kadın Hakları Merkezi olarak 25 Kadın Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetimizde anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldırılacak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkar olmaya devam edeceğiz. Yasaların eksiksiz olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşların uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşırız. Teşekkür ederim. Ceyhan Adalet Sarayı önünde yapılan basın açıklamasına, Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Başkan Yardımcısı Miyaser Önenli, Ceyhan Baro Temsilcisi Öznur Özbek ile çok sayıda avukat katıldı. Basın açıklaması sonrası orada bulunan vatandaşlar avukatlara alkışlarla destek verdi. Basın açıklamasının ardından Adana Baro Başkanı Semih Gökayaz, Ceyhan Baro Temsilcisi Öznur Özbek ile birlikte çok sayıda avukat geçtiğimiz yıl boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak öldürülen Serap Öner'in duruşmasını takip etti. Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi'nin TÜBİTAK başarısı. Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi 17 projeyle yer aldığı TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı sergisi açıldı. Türkiye'deki mesleki eğitim merkezleri arasında TÜBİTAK'ta projeleri onaylanan 7 merkezden biri olan Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi, Adana'da ise bu başarıyı yakalayan tek mesleki eğitim merkez oldu. Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılışı, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mesut Kartal, Eğitim 1, Sen İlçe Başkanı Mehmet Edemen, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Nusret Oral, Ceyhan Esnaf Kefalet Kredi Kooperatifi Başkanı İbrahim İkida, Ceyhan Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Ahmet Tontu, Lokantacılar Odası Başkanı Fikret Yılmaz, Kasaplar Odası Başkanı Salih Akay ile okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla gerçekleşti. TÜBİTAK'ta önemli bir başarıya imza attıklarını belirten Ceyhan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Hamit Kavak, ekip olarak TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'na çalıştık. Bu çalışmalarımız sonucunda Türkiye'de TÜBİTAK'ta yer alan 7 mesleki eğitim merkezinden biri olma başarısını gösterdik.
Adana'da ise TÜBİTAK'ta yer alan tek meslek eğitim merkezi olma gururunu Ceyhan'ımıza yaşatmanın sevincini yaşıyoruz. Bu başarıda emeği geçen öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederim. Ceyhan'da kadına yönelik şiddetle mücadele, koordinasyon, izleme ve değerlendirme ilçe toplantısı gerçekleşti. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde farkındalığın arttırılması, ilgili birimler arasında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilerek daha etkili ve kalıcı uygulamalar yapılabilmesine temin amacıyla, tüm Türkiye genelinde olduğu gibi, Ceyhan ilçesinde de, 24 Kasım 2021 günü saat 18'de kaymakamlıkta, Kaymakam Dr. Bayram Yılmaz'ın başkanlığında kadına yönelik şiddetle mücadele, koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Cumhuriyet Savcısı Burak Dadelen, Aile Mahkemesi Hakimi Sevgi Kurar, İlçe Emniyet Müdürü Alper Tunga Berberoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Şal, İlçe Müftüsü İbrahim Memiş, Sağlık Müdürü Dr. Hürrem Cebeci, Milli Eğitim Müdürü Vekili Hasan Bülbül, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Hülya Gebeci ile belediye, adliye, emniyet, jandarma, sosyal hizmetlerin ilgili personelinin katıldığı toplantıda İçişleri Bakanlığımızın konu ile ilgili genelgesi ve genelge kapsamında yapılabilecek faaliyetler değerlendirildi. Emniyet ve sosyal hizmetler personeli tarafından ilçemizde konu kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verildi.